Selamlar herkese. Bana Instagram'dan, direkt mesajdan ve YouTube'dan gelen yorumlar üzerine bugün sizlere İngiliz öğretmenliğine yeni başlayanlara tavsiyeler ve öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisans, yani formasyon yerine gelen testsiz yüksek lisans yapacak olanların sorduğu soruları cevaplayacağım. Öncelikle İngiliz öğretmenliğine yeni başlayanlara verilecek tavsiyeler derken aslında tavsiye de değil. Ben de hani 7 yıldır bu mesleğin içindeyim. 7 yıldır dolu dolu 7 yıldır bu işi yapıyorum ama tavsiyeden ziyade kendi başıma gelenlerle, kendi edindiğim tecrübelerle, kendime çıkardığım derslerle ilgili olarak sizinle bir konuşma yapacağım. Yine dediğim gibi bana gelen rica üzerine böyle bir konuyu işliyorum. Öncelikle aslında tüm meslek grupları için geçerli. Bir kişinin öncelikle mesleğini sevmesi gerekli. Yani dingitör öğretmenliğine yeni atandıysanız, yeni başladıysanız öncelikle yapmanız gereken mesleğinizi sevmek. Eğer mesleğinizi seviyorsanız hem kendiniz bu işi mutlulukla yaparsınız. Yani size bir yük olmaz da sizin için bir aşk olur. Hani Nilkara İbrahim Bil'in bir sözü var ya, gençliğime sevgilerle okuduğu şiirde. Sevdiğiniz işi yaparsanız iş yapmamış, aşk yapmış olursunuz diyor. İşte tıpkı onun gibi. Eğer bu mesleği severseniz bu size iş gibi gelmez, yük gibi gelmez. O yüzden öncelikle birinci yapmanız gereken mesleğinizi sevebilmeniz. İkinci yapmanız gereken de bölümünüzü sevebilmeniz. Çünkü bizim bölümümüz sorumluluğu yüksek olan bir bölüm. Çünkü bizim ağzımızdan çıkan cümlelerle öğrencilerin düşünce yapısı değişip işte olumlu yönde de değişebilir, olumsuz yönde de değişebilir. O yüzden bizim bölümümüz çok hassas bir bölüm. O yüzden bölümünü de sevmelisin. Eğer sen bölümünü sevmiyorsan zaten öğrenciyi yönlendirmen de olumsuz olabilir ve bu da öğrenciyi ömür boyu dinden soğutabilir. Dolayısıyla bizim bölümümüzde bölümümüzü sevmek de çok önemli. Eğer bu mesleği severek yapmak istiyorsak. Bir diğeri, öğrencilere ve çocuklara sevmeyiz. Bu da aslında öğretmenlikte tüm branşlar için geçerli bir şey. Çünkü günün 5 günü, belki günün 8 saati sürekli öğrencilerle bir aradasın. Belki kendi evinde ailenle geçirdiğin ya da işte evinde arkadaşlarına geçirdiğin vakitten daha çok öğrencilerle, çocuklarla vakit geçiriyorsun. Bu yüzden eğer bu meslekte başarılı olmak istiyorsan ve verimli olmak istiyorsan öğrencileri ve çocukları sevmen gerekiyor. Bir diğeri, tatlı sert olabilmek. Ben mizaç gereği soft bir insanım, yumuşak bir insanım ve mesleğe ilk başladığımda aslında bunun yükünü çok çektim. Çok yumuşak yüzlü olduğum için aslında öğrenciler, ilk yılım için söylüyorum, bundan 7 yıl öncesi için söylüyorum. Daha o zaman 23 yaşında küçük bir kızdım. O yüzden çok fazla yükünü çektim. Öğrenciler çok fazla tepeme çıkıyorlardı. Tatlı, dilli ve güler yüzlü olduğum için ve yumuşak yüzlü olduğum için. Ama daha sonra yıllar geçtikçe insan zaten her şeyi tecrübe ettiği gibi bunu da tecrübe ediyor ve tatlı sert olması gerektiğini anlıyor. Şimdi direkt sert olamazsınız çünkü bu öğretmenlik ve karşınızda çok değerli çocuklar var, geleceğimiz var. Sert olamazsınız, evet. Ama çok tatlı, çok yumuşak olduğunuzda da bu sefer dediğim gibi iyi niyetiniz suistimal ediliyor, tepeniz açıklıyor ve zaten ders işlenemiyor bu durumda. Yani karşılıklı olarak hem çocuklar ders öğrenememiş oluyor hem sen ders anlatamamış oluyorsun. Bu yüzden aslında tam orta noktası tatlı sert olabilmek. Bu yüzden tatlı sert olmayı size nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bu gerçekten yaşanarak öğrenilen bir şey. Hem kendinizi sevdirebilmeli hem de yeri geldiğinde kızabilmelisiniz. Ama kızmanızın da bir sınırı olmalı. Sevmenizin de bir sınırı olmalı. Yani tatlı sert olurken her şey orta yollu, orta noktada olmalı. Dediğim gibi bunu da zamanla öğreniyorsun aslında. Onun dışında kendini sevdirebilmek çok önemli. Hatta bilhassa bana Instagram'dan yazan arkadaşımız demişti ki lisede derse girerken özellikle liseli öğrencilerin dinle ilgili çok fazla sorgulamaları, çok fazla soruları var. Ne yapmalıyız diye sormuştu. Şimdi evet, özellikle lisede karşınıza çok fazla Allah inancı olmayan öğrenci çıkabiliyor ve bizim görevimiz onları yeniden Allah'a inandırabilmek değil. Çünkü biz sadece din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeniyiz. Biz sadece gerekeni anlatırız. İnanmamak ona kalmış çünkü o artık zaten yavaş yavaş ergenliği geçmiş, yavaş yavaş 18'den yaklaşıyor. Reşit olmaya yaklaşıyor ve artık bir şeyleri araştırarak karar vermiş. Sen kalkıp da ailesi bile değiştiremiyorken sen onun aklını, fikrini tabii ki değiştiremezsin ve bunun için zorlayamazsın. Zaten inanmak, iman bu gönül işidir. Yani dil inandım dese bile gönül inanmadıktan sonra zaten bir anlamı yokken eğer o kişi gönülden inanmıyorsa sen onun gönlündekini değiştiremezsin. Yani burada din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak tüm ateist öğrencileri işte imanı anlatmalıyız ve işte iman etmelerini sağlamalıyız hepsinin gibi bir şey düşünemeyiz. Eğer böyle düşünürseniz çok yorulur ve çok yıpranırsınız. Dediğim gibi ben mesleğin ilk başlarında aslında gerçekten tüm Allah'a inanmayan öğrencilerimi Allah'a inandırmak için gerçekten çok mücadele ettim. Ama sonra
fark ettim ki işte size söylediğim şeyleri düşündüm. Yıllar geçtikçe, zaman geçtikçe aslında bu bir gönül işidir. Ve o kişi zaten artık belirli bir yaşı geçtiği için araştırarak buna karar vermiş ve içine o şekilde oturmuş. Yani sen kalkıp onun içini değiştiremezsin. Sen sadece ona anlatırsın. O senin anlattığından etkilenirse, fikrini değiştirmek isterse fikrini değiştirir. Kimsenin fikrini zoraki bir şekilde değiştiremeyiz yani. Zaten hani dinde zorlama yoktur ifadesini hepimiz bilerek öğrendik. Hem İmam Hatip hem İlahiyat Fakültesinde. O yüzden bu noktada öğrencileri kendinizi sevdirerek kazanabilirsiniz. Bunun başka bir yolu yok. Eğer zaten kendinizi de sevdirmezseniz bu hani Allah'ın varlığını anlatırsın, imanla anlatırsın, inandırmak için elinden geleni yaparsın kısmını bile gerçekleştiremezsin eğer kendini sevdirmezsen. Ama eğer kendini sevdirebilirsen en azından sen Allah'a imanı, işte inanmanın ne kadar müthiş bir şey olduğunu anlatırken seni dinler en azından eğer seni seviyorsa. Bu noktada bizim yapabileceğimiz tek şey kendimizi sevdirebilmek ve onlarla dostane ilişkiler kurabilmek. Bu konuda da cevabım bu şekilde. Onun dışında yine öğretmenliğin ilk yıllarında akademik anlamda insan korkuyor. Neden? İşte ya bir şey yanlış anlatır mıyım? İşte ya da çocukların sorularına cevap veremez, işte ya veremezsem gibi korkulara kapılıyorsunuz ilk yılınızda. Hatta işte ben ilk yılımda böyle çok evde ders çalışıp gittiğim zaman olmuştu. Halbuki daha yeni mezundum. Ama yine de tabii ki bizim İlahiyat Fakültesi öğrendiğimiz konularla ortaokul, orta öğretimde anlattığımız konular aynı olmadığı için hatta aslında bizim ilahiyatta öğrendiklerimiz çok daha zor, çok daha geniş kapsamlı ama aslında öğrencilere anlattığımız çok daha basit ve çok daha yüzeysel konular olmasına rağmen ilk yılımda çalışarak gidiyordum, size öyle söyleyeyim. Ama yıllar geçtikçe aslında bunu da tecrübe ediniyorsunuz. Artık hani evde ders çalışmanıza gerek kalmıyor ve çok rahat aslında her sınıfa girdiğinizde gerçekten gerçek sınavda yani şu LGS'de ya da üniversite sınavında çıkacak soruları tahmin ederek artık anlatmaya başlıyorsunuz yıllar geçtikçe. Yani direkt çıkacak soruları tahmin edebiliyorsunuz. Ne çıkabilir? İşte ona göre anlatıyorsunuz, ona göre yönlendiriyorsunuz. Veya işte kendi okulunuzun sınavında ne çıkacaksa yani çocukların sınavda karşısına çıkacak her şeyi zaten siz direkt onlara verecek kadar pratikleşiyorsunuz, öyle söyleyeyim. Artık hani bırakın ders çalışarak okula gitmeyi. Tamamen anlatacağınız şeylere hakim, çok rahat bir şekilde, çok kendinize güvenerek anlatabiliyorsunuz. Aynı şekilde sorular da öyle. Yani ilk yıllarda böyle öğrenci soru getirdiğinde çözerken acaba işte yanlış çözer miyim korkusu yaşıyorken yıllar geçtikçe artık tecrübelendikçe soruyu da gayet özgüvenli şekilde çözebiliyorsunuz. Yani bu yine yılların getirmiş olduğu, tecrübenin getirmiş olduğu bir şey bunlar. Hani mesela şu an beni dinleyen arkadaşım belki ilk yılındaysa benim dediğim bu işte akademik anlamda bir şey anlatırken işte eksik anlatır mıyım, yanlış anlatır mıyım korkusunu yaşıyor belki. Ama ben ona şunu yaparsam korkun geçer diyemem çünkü onun şu an birkaç yıl daha bu mesleğin ekmeğini yemesi lazım. Birkaç yıl daha bir sürü sınıfa girip bir sürü konu anlatması lazım. Zaten yıllar sonra artık o konuyu adın gibi ezberliyorsun ve dediğim gibi o konu hakkında ne konuşacağını bile adın gibi ezberliyorsun. Sınava yönelik bile ne söyleyeceğini, ne tarz soru çıkacağını bile adın gibi bilir hale geliyorsun. Bu tamamen tecrübeyle alakalı, yılların geçmesiyle alakalı bir durum. Şimdi geldik 8. dakika itibariyle öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisans konusunda gelen sorulara. Öncelikle testsiz yüksek lisans ama bunun hani ben kısaca testsiz yüksek lisans diyorum ama formasyon yerine geçecek olanın adı öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisansı. Bu ne kadar sürüyor? 3 yarı yıl yani bu da 1,5 yıl oluyor arkadaşlar. Şöyle diyeyim ben size bizde formasyonu 6 ayda almıştık. Evet 6 ayda almıştık. Şubat'la Haziran arası mı? Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Biz Şubat'la Ağustos arası almıştık sanırım. 6 ay sürmüştü. Sizlerin biraz daha formasyondan farkı yani şu anda artık formasyon yani testsiz yüksek lisans alacak olanların farkı şu. 3 yarı yıl sürmesi, daha uzun sürmesi. Yani biz 6 ayda bir dönemde, bir yarı yılda almıştık. Siz 3 yarı yılda alıyorsunuz. 1,5 yıl sürüyor. Sonra bunlar kimler yararlanabiliyor? Kimler yararlanıyor? Eğitim fakültesinden mezun olanlar hariç diğer üniversitelerden mezun olup öğretmen olarak atanmak isteyenler yararlanabiliyor. Peki nasıl alıyorlar bu öğrencileri? Testsiz yüksek lisans, öğretmenlik için testsiz yüksek lisans yapacak olan öğrencileri neye göre ayırt edip alıyorlar? Önceden mesela yüksek lisans için ALES isterlerdi, dil sınavı isterlerdi. Şu anda arkadaşlar öğretmenlik meslek bilgisi testsiz yüksek lisansı için ALES veya yabancı dil sınavı istemiyorlar. Sadece ve sadece Agno'ya bakıyorlar. Agno nedir? Lisans genel not ortalaması.
lisans genel not ortalaması en az 2.30 olmalı arkadaşlar. Eğer 2.30 geçtiyseniz öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisansa başvurabiliyorsunuz. Peki, hangi tarih itibariyle formasyon yerine öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans alacaksınız? Eğer 1 Ocak 2021'den önce formasyon aldıysanız onda sıkıntı yok. Ama 1 Ocak 2021 itibariyle, yani bunun milat tarihi 1 Ocak 2021. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle artık formasyon almak istiyorsanız işte formasyon yerine tezsiz yüksek lisans yapacaksınız. Biraz önce anlattığım şartlara dayanarak. Tezsiz yüksek lisansla ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video hafta içi gelecek. Zaten size bir önceki videomda demiştim artık daha sık video atmaya çalışacağım diye. Hatta bir sonraki video haftalık vlog gibi olacak ve böyle gezelim görelim programlarındaki gibi bir şelalenin önünde başlayacak video ve daha sonra haftam nasıl geçiyor, özel okulda öğretmenken neler yapıyorum, bu şekilde devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.